Herkese iyi günler değerli izleyiciler. Ben Coşkun Faik Kavala. 17 Ekim 2020 tarihinde Ermenistan kuvvetleri Azerbaycan'ın tarihi Gence şehrine bir füze saldırısında bulundu. Bu Ermenistan'ın yaptığı ilk saldırı değil. Zaten hatırlayacağınız gibi 2020 yılındaki bu çatışmalar Ermenistan'ın Tovuz bölgesine yaptığı bir saldırıyla başlamıştı. Arkasından ee, yine Gence'ye daha önce de bir e, saldırıda bulunmuş bulunmuştu Bunun üzerine Azerbaycan e, silahlı kuvvetlerinin e, karaba kurtarma operasyonu bir anlamda kendi topraklarında e, gerçekleşmeye başlamıştı ki e, özellikle bu korkuya kapılan, dehşete kapılan ve belki de aradığı da desteği bulamayan Ermenistan e, Gence'ye böyle bir saldırıda bulundu füzeyle ve e, haberlerden ve Paylaşılan görüntülerden anladığımız, gördüğümüz kadarıyla gerçekten büyük bir insanlık dramı orada yaşanıyor. Bir mahalle ortadan kalkmış durumda. Söylenen tabi rakamlar 12 yaşamını yitiren kardeşlerimizin 12 kişi. Ağır yaralı durumda olanların 40 kişiye kadar olduğu ama ölenlerin arasında maalesef tabi çocuklar da var. Ve yürek parçalayıcı fotoğraflar burada görüyoruz. Şu anda burada paylaşamayacağım. Ee, yani kundaktaki bebeklerin e, işte üç ta çocuk tabii ve işte yaralılar arasında da e, bu çocukların olduğunu hastanelerde işte ve e, o enkaz başında ağlayan babaların ki ben de bir e, iki yaşında bir çocuk babası olarak çok daha belki rahat empati yapabiliyorum. ağlarkenki ki görüntüleri e, veya işte çocuğunun oyuncağını elinde tutan bir e, babanın fotoğrafı gibi gerçekten ve oradaki o sırada. Yani o saldırı yapıldıktan hemen sonra o anları nakleden e, muhabirimizin oradaki Türkiye'den giden e, ifadeleri ve bir anlamda dehşeti e, hepimizi ayağa kaldırması gereken bir olay. Hatta bütün dünyayı bir anlamda insanlığı. Çünkü bu e, savaş hukukuna aykırı, uluslararası her tür e, teamile aykırı, e, savaş bölgesi değil gence ve e, tamamen sivil hedeflere yönelik bir saldırıda bulunuyor ki e, Azerbaycan böyle bir şey yapmıyor. Bu çok önemli bir nokta. Neden bu yayını yapıyorum? Oraya zaten geliyorum. E, kaza ile yani bilinçli olarak bir saldırı, füze saldırısı şeklinde değil. Kaza ile herhangi bir Türk topu Türkiye'den veya Azerbaycan'dan bir tatbikat sırasında da olabilir. Bu bölgeye Erivan yakınlarını bir köye bir kasabaya düşmüş olsa ve iki tane Ermeni vatandaşının burnu kanamış olsa Avrupa ve Batı medyasının dünyasının vereceği tepki nasıl olur bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Çok önemli bir konudur. Çünkü Lemon'da da baktım El Paisa'da e La Republika falan işte Dısanlar, İltler falan. E, baktığım zaman çok aman aman e, bu durumun e, anlatıldığını görmedim. Aralarda işte e, çatışmalar devam ediyor, tansiyon yükseliyor falan gibi haberlerle geçtirmişler. Ama çocuklar öldürülüyor e, burada, bebekler öldürülüyor. Yani e, çok büyük bir insanlık krizi, dramı ve bu, bu eğer kazayla, Ermenilerin, Ermenistan'ın başına gelmiş olsaydı e, ne denirdi? La génocide recommence efendim. Tekrar işte soykırım başlıyor. Türkler, barbar zaten vahşiler falan filan. Ortalık ayağa kalkar. Bütün dünyada, meydanlarda işte insanlar toplanır. Ambargo kararları alınır falan. Dünya başımıza yıkılırdı. En ufak buna benzer bir olay olsaydı. İşte tam da bu nokta çok önemli ve bizim algılamamız, anlamamız gereken bir nokta. Çünkü Türkiye'de maalesef aydın ve entelektüel kesimin içinde şu anda da var, geçmişte de vardı. Avrupa'yı bir kurtuluşun kaynağı olarak gören, Türkiye'nin dertlerinin çözümü, Türkiye'deki liyakatsizliğin, adam kayırmacılığın veya işte bir anlamda Demokratik olamamasını Türkiye'nin yeterince bu tarz sorunların kaynağının Avrupa olmak, Avrupa'ya yaklaşmak olduğu gibi bir dünya görüşüne sahip olan çok sayıda insan var ve bunların bir kısmı da Atatürk'ü de çok doğru anladıklarını ben zannetmiyorum. Bir kısmı zaten Atatürk'ten de haz etmiyor. Ayrıca bir milliyetçiliğe ve milli duruşa tepkide oldukları için ve bir yaranma arayışındalar ki Avrupa, Asla ve asla kat A e, gördüğümüz gibi Türkün acısını paylaşmıyor. Burada karşıda e, Türk karşıtı bir güç olduğu zaman e, buradaki dramı tarihte de geçmişte de bu böyle olmuş. Zaten örneklerini vereceğim. Mesela 1878 e, Türk Rus harbi 93 harbi öncesinde Türkler Bulgarları katlediyor gibi haberler Batı medyasında bütün e, yayın organlarında çıkıyor ve o arkasından zaten. O, Rus harekatı savaşı bir anlamda meşrulaştırılmış oluyor. Ve aynı şekilde 1890'larda bir takım çatışmalar, efendim Türkiye'nin orada almak zorunda kaldığı güvenlik önlemleri, Türkler Ermenileri katletti şeklinde yer alıyor. Hatta Kaiser Wilhelm'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret Avrupa'da çok eleştiriliyor. Böyle bir ortamda sen nasıl gidersin Türkiye'ye diye. Ve en önemli örneği bildiğimiz gibi Ermeni soykırımı yalanı uluslararası ve bunun üzerinden Türkiye'ye gidilmesi ki burada hemen yayının başında bahsedeceğim. Çok önemli bir kitap ve herkesin aslında evinde bulunması gereken bir kaynak olduğunu ben düşünüyorum. Justin McCarthy'nin Ölüm ve Sürgün adlı eserinde Yunan isyanından başlayarak 1820'lerden 1920'lere kadar 100 yıl içinde Osmanlı bakiyesi olan coğrafyada, Balkanlarda ve Kafkasya'da özellikle Türk ve sadece Türklerinde değil Osmanlı Müslümanlarının e, çekmiş olduğu zulümler, yaşamış oldukları katliamlar. E, bunlar tek tek delilleriyle, kaynaklarıyla, rakamlarla beraber verilmiştir. Bunların hiçbirisi batıda yankı uyandırmaz. Yani Mora'da, Peloponez Yarımadası'nda Türkler vardı. Bunlara ne oldu denmez genelde. Veya e, Balkanlarda yaşayan yüz binlerce Türk vardı. Bunlar nereye gitti, nasıl koşullar altında terk ettiler. Bunlar konuşulmaz. Veya e, Çerkes soy e, soykırımı olarak adlandırabileceğimiz aslında yani e, şeyden çok daha korkunçtur Ermeni tehcirinden 1864 yılındaki bütün Çerkez halkının Kafkasya'yı terk etmek zorunda bırakılması ve korkunç koşullar altında Anadolu topraklarına işte kendisine bağrını açan Osmanlı Devleti'ne sığınmak zorunda kalması veya daha öncesinde Kırım Tatarlarının aynı şekilde Türklerinin Türkiye'ye gelmesi işte Eskişehir'dediler biliyorsunuz zaten ağırlıklı olarak ve bunlar batıda ne kitaplarda ne tarihte ne kaynaklarda kendisine maalesef yer bulamamış olaylardır. ve hatta daha işte yakın dönemde de Bosnalı Müslümanların kendilerini siz Türk'sünüz, Türklerin bakiyesiniz denilerek işte katledilmeleri bir taraftan Hırvatlar, diğer taraftan Sırp kuvvetleri tarafından Yugoslavya'nın bölünmesi parçalanması sürecinde bunlar ortada ve işte Birleşmiş Milletler güvenlik şeyinin gücünün kask büyüyünün gözü önünde srebrenizsa katliamların olması falan gibi veya işte daha önceki Karabağ konulu yayında da bahsettiğim Ermeni terör kuvvetlerinin beşeriyete karşı işlediği cinayetler aldı kitapta tek tek hangi yerde şu ana kadar nerede cinayetler hangi katliamlar olmuş hem Azerbaycan daha öncesinde bizim diplomatlarımıza karşı yapılan bu kıyımlar bunlar yani müthiş bir liste oluşturuyor aslında Türklere ve sadece Türklere değil Türk Müslümanlara bu coğrafyadaki yaşayan. Ama sonuçta Müslüman da olsa Türklükle ilişkili olduğu için suçlanarak öldürülen, kovuşturulan, topraklarına ayrılmaya zorlanan, işte Ermenistan'da yaşama, Ermeni Sovyet e, Cumhuriyeti'nde yaşamakta olan 200 bin e, demiştim daha önceki yayında. Azerbaycan Türk'ünün kovulmasına hiç bahsedilmiyor. Karabağ'da yaşayan Türkler vardı. Bunlar nereye gitti? Bunlar hangi koşullarda yaşıyorlar? Bunlar da hiç bahsedilmiyor. Batı medyasında, yayın organlarında, aydınlar arasında bunların hiçbir şekilde sözü geçmiyor. Varsa yoksa ki ben bunu maalesef e, çok acıyla söylüyorum. Bir Marmara Üniversitesi Fransız Kamu Eğitimi bölümünde ders vermekte olan o yıllarda tam da şey dönemiydi, e, işte açılım saçılım falan e, dönemlerinde Fransız hocalar gelirdi. La genocide Ermeniye, le Kürt sürekli bunlardan bahsederlerdi. Yani düşünün, Türk Devlet Üniversitesi'nde ne kadar büyük bir acizlik ki Fransız geliyor öğrenci şey hoca olarak davetli olarak ve işte genocide Ermeniye diyor Le Kürt diyor ve başka ağzından başka laf çıkıyor ve Fransızlar da ben bunu fark ettim. Avrupa'lılarda da e, Türk'le ilgili bir şey söylediği zaman mutlaka Kürt'ten ve Ermeni'den bahsediyor. Bu konuyu açıyor veya bir Türkiye değer verdiği zaman mutlaka ondan bu konuyla ilgili bir şeyler beklediğini fark ediyorsunuz. Yani bakın işte Nobel verilen bir takım işte Orhan Pamuk bunun en ünlü örneğidir. Veya Avrupa'da el üstünde tutulan aydınların mutlaka ve mutlaka bir şekilde Kürt hareketiyle, radikal hareketiyle bağlantılı olduğu veya işte el üstünde tutulan Taner Akçamlar falan gibi Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmiş efendi efendim ve böylece Avrupalıların gözüne girmiş insanlar olduğunu görürüz. Yani sonuçta bize karşı tepki dolu olan bir Avrupa var ve bunu anlamaya çalışıyoruz. Biz bunları ne yaptık? Neden bu kadar öfke, tepki ve nefret için her konuda Türkiye'nin aleyhinde ee, ve bunu bazıları işte iktidarla ilgili olduğunu düşünenler var. İşte çok demokratikliği Türk. Değil, bundan kaynaklanmıyor. Ee, Türkiye demokratik e, diye Türkiye'ye efendim bir rağbet gösterilmiş değil geçmişte herhangi bir dönemde. Türkiye sadece işte Ermeni açılımı yaptı diye e, veya Kürt açılımı yaptı diye ha burada işte karşıladı falan diye alkışlamış bir Avrupa var. Yani yine konu aynı e, noktaya geliyor. Bunu anlamamız lazım. Yani Türklükten ve e, milli düşünceden uzak durduğu zaman aferin sana diyen bir Avrupa söz konusu. E, bunun dışında bir parça bir nebze de olsa milli varlığına sahip çıktığın zaman bazı politikalarda bazı konularda ayağa kalkan bir Avrupa söz konusu. Kaç kişi hapiste şunlar ne olmuş bunları umursayan bir Avrupa söz konusu değil. Bunun sebebini araştırmaya başladığımız zaman ki çok uzun bir külliyattır ben buradan kısaca aslında bahsetmek istiyorum. Çünkü başka yayınlarda da bundan Avrupa'daki Türk imgesinden, imajından bahsederiz. Birinci olgu olarak çok sevdiğim, kendisinden de çok şey öğrendiğim, şahsen tanıştığım sevgili doçent doktor Nusret Kaya'nın çalışmalarından bahsedeceğim. Psikiyatrist. Ee, bu konuda, yani başka kitapları da var ama iki tane kitabı vardır. Ee, bir tanesi bu evde, diğeri e, diğer kütüphane'de. Psikosiyaset adlı kitabı, diğeri de Psikotarih adlı kitabında bundan bahseder. Ee, burada söylediği, aslında bilimsel bir veriden yararlanıyor. Watson ve Crick'in 1980'lerde buldu, işte e, DNA'lar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, insan canlısının nasıl ee, çocuklarımıza, gözlerimizin, kaşlarımızın, saçlarımızın e, işte vücut yapımızın genetik olarak aktarabiliyorsak bir sonraki nesillere genler aracılığıyla, genetik dizilim aracılığıyla aynı şekilde gelecek nesillere, kuşaklara yaşamakta olduğumuz deneyimleri de aktarabiliyoruz. Bu çok önemli bir bilgi. Ribonikloik asit molekülleri yoluyla yani RNA'lar aracılığıyla yani genetik bir anlamda yaşadıklarımız miras olarak aktarabiliyoruz gelecek kuşaklara. Bu önemli bir bilgi. Neden? Çünkü şu anlama geliyor. Beyni eğer sadece kafadan ibaret değil, o omurilikte aşağıya doğru uzanan bir temel yapı olarak insan bedeninin canlısını olarak düşündüğümüz zaman geçmişte binlerce yıl boyunca atalarımız herkesin ataları ne yaşamışsa bunlar aslında bizim beyinlerimizde ve bedenimizin içinde zaten var demek. Bunlar aslında canlı. O yüzden bazen işte farkında olmadan bir ee, canımız belki de Orta Asya'yı çekiyor. Veya işte e, o bölgeyle bir bağımız vardır. Çöl coğrafyasına bir ilgi duyuyoruz. Veya Avrupa'ya bir ilgi duyuyoruz. Yani kan çekiyor dediğimiz şey. Kafkasya'dan geliyoruz. Kafkasya'ya bir kan çekiyor. İlgi duyuyoruz mesela. Ee, daha işte heyecanlanıyoruz. Kendimizi yakın hissediyoruz belli bölgelere. Belli sanata, belli kültüre işte bir bu e, orada iç yenilen bir yemek olabilir, orada içilen bir şey olabilir. Bunlara doğru bir e, bizi çeken bir şeyler var. İçgüdüsel olarak farkında olmadan. Yani bu bir eğitim sonucu verilmiş bir şey değil. Avrupa'ya geldiğimiz zaman da Avrupa'da sadece ve sadece eğitim nedeniyle okullarda okutulan kitaplar medya aracılığıyla değil. Burası önemli. Genetik olarak ki buna genetikin adı veriliyor. Tarih boyunca Türk imajının kendilerinde açtığı travma nedeniyle Türk dendiğinde akla gelen imajlar ve bunun sebep olduğu travma nedeniyle bir sevgisizlik olduğunu Avrupa insanı bir genel anlamda tabi dostlarımız arkadaşlarımız çok görüşüyoruz seviyoruz onlar ayrı ama her fırsatta size hissettiriyor ve gösteriyorlar. Bunu görmemeniz hele Avrupa'da yaşamışsanız mümkün değil. Fark etmemiş olmanız mümkün değil. Bu sadece eğitimle ilgili bir durum değil. The i̇şte, you don't look Turkish en çok sorulan Türklere sor, şeydir, söylemdir. Sen Türkiye hiç benzemiyorsun. Ah ne kadar işte akıllısın, ne kadar eğitimlisin, bilgilisin falan der mesela. Aslında övüyor gibidir. Belki de övüyordur kendince. Ama aslında Türklüğü bir anlamda aşağılamış. Türk, Türk onun için farklı, öteki yabancı. Bir olgu. Ta bu aslında Atilla'dan itibaren başlayan bir olgu. İşte Avrupa Hunları orada Atilla'nın ki aslında yanında Got ve e, Germen kavimleri de vardır ama Roma İmparatorluğuna, e, efendim ele geçirmesi, istila etmesi. Arkasından o akınlar, önce Avar akınları, arkasından 9. yüzyılda Macar akınları Avrupa içlerine doğru e, ve işte Uzların peçeneklerin büyük akınları Doğu Avrupa'da ve Balkanlarda. Veya daha sonrasında Moğol istilası sırasında buraya gelen Türkler olduğu gibi daha sonrasında işte 11. yüzyılda Selçuklu Türkleriyle beraber büyük Oğuz göçünün kitleler halinde Anadolu'ya dolması ve Haçlı seferlerin bunun üzerine Bizans İmparatoru'nun özellikle Papa'dan yardım istemesi, Papa Urban'ın Haçlı Seferliği ilan etmesi Türklere karşı Müslümanlık değil, İslam değil. Türklere, Türklüğe karşı bir Haçlı Seferlerinin başlatılması. Ee, ve işte oradaki coğrafyadaki zenginlikleri ele geçirmek maksadıyla falan ve daha sonrasında özellikle e, kara ve bağının Avrupa'yı etkilemesi gibi olgular da var bunlar ayrı konular e, ama işte Fransa İngiltere arasında yüzyıl savaşları bunların da etkisiyle e, biraz bundan da yararlanarak Osmanlı Devleti'nin ki kendi içindeki arada Fetret devri ve Timur saldırısı falan bunlara rağmen 150 yıl kadar bir sürede yani 1300 yılından 1453'e kadar neredeyse bütün Balkanların güneyinde olduğu gibi ele geçirmesi çok sarsıcı bir şekilde İstanbul'u fethetmesi müthiş bir yara ve travmaya yol açıyor. Çünkü İstanbul, Konstantinopolis imgesi Avrupa'da bir simge. Yani Doğu Hristiyanı gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür dendiği gibi. Ama bu Avrupa'yı çok ağır bir travmaya sokmuş, etkilemiş. Eyvah Türkler geliyor. Yani bu Atilla akınlarından itibaren başlayan bir e, olgunun aslında bir anlamda devamı. Eyvah Türkler geliyor, gelecekler ne yapacağız? Türkler geldiğinde bir şey yaptığından değil, bunu belki görmüş, deneyimlemiş diye Çünkü Osmanlı Devleti e, topraklarında çoğunlukla belli bir hoşgörüden dini azınlıkların yararlandığını da biz biliyoruz. E, hatta Osmanlı e, tebaasına girdikten sonra durumu iyileşen Hristiyan te tebaalarının olduğunu da biliyoruz. E, ama korku bilmediğiniz şeyden çok korkarsınız. Bilmiyorsunuz üzerine bize bir güç geliyor ee, ve bunu sürekli körükleyen olaylar ve bu ortam var. Bundan dolayı dehşete düşüyorsunuz ki sizi belki de Avrupa olarak ve Avrupalı olarak birleştiren olgu da dış düşman olgusu. Burada işte e, Gerard Delanti Avrupa'nın icadı kitabında çok ayrıntılarıyla bunu anlatmış. İstanbul'un düşüşü Avrupa modernliğini şekillendiren en önemli olaylardan birisiydi demiş. Bir arka sayfada. Avrupa kimliğinin kökenleri 16. yüzyılda Türklere karşı gösterilen dirençte bulunabilir. Bu kolektif birliktelikten öte dışlama ilkesinden beslenen bir bilinçti diyor. Veya işte daha sonra 1453 yılını bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bizans İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra Latin Batı Batı'ya yönelmeye başlamıştı diyor. 10 yıllık sürelerle intikam almaya başlamıştı. Bunun da etkisi Gırnata Sultanlığı'nın 1492'de düşmesiydi. O arada yapılanlardı diyor. Ee, ve hatta işte bunlar Müslümanlar terk etmeye zorlandı. 17. yüzyılın başlarında İspanya'dan atıldı ve Hristiyanlaşmaya zorlandı. Bu olay Avrupa'da Safkan öğretisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu öğreti sonraki çağlarda ortaya çıkan Avrupa ırkçılığını ve etnik temizlenmeyi meşrulaştırmak için bir öz oluşturmuştur. Camilerin yıkılması, kütüphanelerin yıkılması, 15. yüzyılın sonlarında kurulan sorgulama kurumları en (engizyon diyor) Batı uygarlığının bir Hristiyan çoğunluk olarak homojenleşmesini sağlamıştır diyor e yazar. Ki anladığımız kadarıyla ırkçılık düşüncesi bile yani Avru Batı'daki ırkçılık e, kavramı Türklerden intikam alma duygusu içgüdüsü ile başlamış ki bu hedef olarak daha e, galiban durumdaki işte gücünü yitirmiş olan. Çünkü Türkiye o zaman çok güçlü Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet var işte beyaz ikinci Beyazıt var o dönemde ama Grenada'da Grenada Sultanlığı'nda ve arkasına Fas'a saldırıyorlar zaten. Sırf bu konuda ee, İbrahim Okur'un çok sevdiğim e, bir e, araştırma cihazları olan Arsızlık ve Kültür Batının Kültürü Dış Politikasını Nasıl Yönlendiriyor diye bir kitabı vardır. Onlarca yüzlerce örnekte e, bir batı ırkçılığının yani ırkçı, genel olarak ırkçı düşüncenin temelindeki e, biz ve ötekiler kavramının bu biz ve ötekilerden de kasıt biz Avrupalılar oluyor tabii. ötekilerde Türkler genelde oluyor ve Türklerin tehdidi Eyvah Türkler geliyor, hadi birleşelim. Normalde birbirlerini sürekli olarak çatışma içinde olan Avrupalıların Türkler geliyor dendiği zaman birleştiklerini, bir araya geldiklerini biz e, görüyoruz. E, bu önemli bir olgu. E, i̇şte mesela e, burada yine benim, ha Alessandro Barbero'nun e, Le Duvand İstanbul Brevistü de Pir Otoman kitabında 1571 yılında Lepanto'da yani İnebahtı'da Osmanlı kuvvetlerinin yenildiği zaman efendim bütün Avrupa'da e, diyor. La destruction de la flotte ottomane à la bataille de Lepante a tout de suite été perçu en Occident comme un événement exceptionnel falan. İşte bütün Avrupa'da Anker ki moi Europe bois une multiplier les livres. Feuille volante poème qui raconte la bataille et prédicateur qui a pas prédication puis imprimé pour éditeur falan filan. Bütün Avrupa'da çok birkaç ay içinde bütün Avrupa'nın her yerinde, kasabasında, köyünde Türklerin yenilgisini anlatan, Türkler yenildi, nihayet yenildi. Türkleri yenilgiyi uğrattık, işte zafer kazandık diye. Biz kim biz Avrupalılar? Avrupalılık kavram. Kitapların basıldığı, işte yayınların, e, kağıtların işte oradan elden ele dolaştığını falan e, anlatmış. E, biz kavramı, Avrupalılık kavramı, Avrupa'nın birliği kavramı. E, Türklere karşı ve Türklüğe karşı bir savunma mekanizması e, iç içgüdüsüyle ortaya çıkmış bir durum. Şimdi bu travmaları yan yana koyduğunuz zaman bunları beraber değerlendirelim. İşte özellikle şöyle bir olguyu anlıyorsunuz İçgüdüsel ve neye yol açmış ki bu hikayesi çoktur Avrupa'da Türk imgesi Türkiye ile ilgili yazılan hikayeler işte Eugène Delacroix'ın mesela tablolarında vardır Louvre Müzesi'nde bahsettiğim İstanbul Batı videosunda mesela burada çoktur efendim şeyde bir takım Beethoven'ın Atina harabelerinde müziğinde vardır efendim ya yani Türkiye'den hem bir alınan şeyler var işte Avrupa orkestralarında mesela e, trampetler, davullar falan Türkiye'den alınma, işte bir takım giyim alışkanlık Türkleri denilen işte Türk halısı alınıyor ama bir yandan çok korkuluyor ve ötekileştiriliyor ve dehşete düşürüyor. Bunun da en belki bariz örneği e, adamın belki kitabı yazarken ki düşüncesi bu olmasa bile J.R.R. Tolkien'in işte Yüzüklerin Efendisi kitabında ki ben de aslında çok severim e, hem kitabı e, yer yer okurum veya işte filmlerini de severek seyrettik daha sonra çekilen e, işte yakın dönemde Tamam büyük bir eser, edebi bir eser. Belki adamın niyeti de böyle bir şey kaleme almak değildi. Yani Türk odaklı bir şey değildi. İşte Almanya'ya karşı Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış, İkinci Dünya Savaşı falan var. Ama sonuçta burada kullandığı metafor, özellikle son işte Minastrit önlerindeki savaş imgesiyle hatırlayacağınız gibi belki okumuş veya izlemişseniz büyük bir işte orada şehir var. En medeni, en büyük, bembeyaz bir şehir. Orta büyük bir katedral var en tepesinde. Oraya çok büyük bir saldırı oluyor. Eciş bücüş adamlar ork adı verilen efendim aşağı bir ırk tarafından bir saldırı oluyor. Tam o sırada tam şehri kuşatmışlar. Ele geçirecekler. Son dakikada kuzeyden gelen bir ordu yardımına koşuyor. Özellikle atlılardan oluşan ve o aradaki ork birliğini, düşman birliğini olduğu gibi imha ediyor, dağıtıyor ve Minastir şehrini kurtarmış oluyor. Şimdi şey bu şekilde. E, hikaye bu şekilde. Ne çok benzediğini herhalde tarihi biraz bilen e, e, izleyicilerimiz fark edecektir. Minastrit Viyana'ya benzer Viyana kuşatmasına bu olay çok benzer gerçekten de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa büyük bir orduyla Viyana'yı kuşatmış e, ve e, fethetmeye az bir zaman kala diyebiliriz. Yani belki bir, bir ay birkaç ay sonra belki düşecekti o şekilde e, ee, Jan Sobieski liderliğinde başkan bir e, Polonya ordusunun, Lehistan ordusunun kuzeyden gelmesi çoğunlukla atlılardan oluşuyor aynı bu metafordaki gibi. Ve Türk ordusunun dağıtmasıyla işler bildiğimiz gibi tersine dönüyor ve Türk geri çekilmesi e, tarihsel anlamda başlıyor. Ve Avrupa tarihindeki en önemli olaylardan biri bütün Avrupa'da çanlar çalıyor bu olayda. Bu zihne içgüdüsel olarak ne kadar etki etmiş ki e, ee, hiçbir yerde Tolkien'in Türklerden bahsediyor gibi bir sözü de yoktur aslında bu savaşla ilgili ama e, hayali, muhayyel bir savaşla ilgili kullandığı e, görsel işte imge yine Türk-Batı çatışmasından alınan ve işte Ork, Türk ismine de benziyor. ediş bücüş adamlar falan. E, ve yani bir canavarlaştırılan bir imge var. Ve, e, coğrafi olarak da uyuyor. Doğudan geliyor, güney doğudan geliyor. Kuzeyden gelen yardım işte Polonya ordusu falan. Ee, Rohan Polonya benzerliği, bunlara baktığınız zaman sonuçta e, Avrupa in, insanının bir anlamda genetik olarak belki zihninin derinliklerini işlediği gibi bu hadi bir konu, diğeri de özellikle Hint Avrupa araştırmalarının Hint Avrupacılığın ortaya çıkması 19. yüzyılda aynı dönemde de. Ee, yine aynı şekilde ırkçılık düşüncesinin ortaya çıkması. Sosyal Darwinizm adıyla Darwin'in evrim teorisinin yanlış anlaşılması sonucu işte primatlardan evrimleşen insanların aşamalarla evrimleştiği, bazıların daha çok evrimleştiği, bazıların daha az evrimleştiği gibi bir düşünce ortaya çıkması bazıları işte aşağı ırklar haline geliyor. O noktada takılıp kalıyorlar. Zenciler deniyor, işte Çinler deniyor, Türkler aynı şekilde. Bazıları çok evrimleşmişler, üstün ırk olmuşlar. Onlar da Germenler falan. Arthur de Herbert Spencer'ın tezleri bu şekilde. Ki bunun bilimsel olarak yanlış olduğu kanıtlandı. Ama bununla işte Hint, Ev Avrupa kavramını yani dilsel bazı benzerlikler aracılığıyla işte e, peder, father, işte Farsçayla Almanca'dan tutun Fater, işte İngilizce gibi diller arasındaki benzerlikler spas spasiba falan. Bunları da vurgulayarak gramer benzerliklerinden dolayı tarihte aslında çok büyük bir Hint Avrupa uygarlığının olduğu işte kaynaklarını vedalardan falan Avesta'dan şuradan buradan e, alıyor. E, dini metinlere mesaj gönderiyor bir anlamda ve bütün o bozkırların bu halkla da olduğu bir kökeninin Anadolu olduğu Hititlerin Hint Avrupalı olduğu bunların dört bir yana dağıldığı falan. Ee, ve arkasından barbar olan, vahşi olan, yıkıcı olan e, Türklerin Moğolistan'dan çıkıp yaka yıka öldürüp kaldırı, Anadolu coğrafyasına gelip bununla eğitimleyip batıyı ele geçirdiği gibi bir tez var ve buna inanılıyor. Burada e, hemen Semih Güneri hocanın Türk Altay Kuramı kitabını hatırlatmam lazım. Bunun aslında Hint-Avrupacı tezlerin ne kadar bilimsel olarak yanlış olduğunu kanıtlamaya e, çal başlayan Türk e, çal akademik çalışmaları da e, burada çok önemlidir. Sonuçta böyle bir şey gerçekliğe uygun değil. Türkler tarihten önce de yani tarih öncesi dönemlerde de uygarlık taşıyan bir misyona sahip olduğunun izlerini şu anda fark etmemiz mümkün. Özellikle Türk göçleri aracılığıyla ama... E, bunu bilseler bile kabul etmeyen bir zihin yapısı olduğunu da biz işte Türk Tarihin Ana Hatları kitabının başına, Afet İnan'ın özellikle Atatürk'ün yazdırdığı bir kitap bu. Ernst Renan'ın sözlerinden anlıyoruz ki o dönemin ünlü e, aydınlarından biri Fransız. Topraklar altından çıkarılan bu eski ve yüksek Babil medeniyetini Türkler, Finliler, Macarlar gibi şimdiye kadar tahripten başka marifet göstermemiş ve kendilerine has hiçbir medeniyet yaratmamış ırklar nasıl yapmış olabilirler diyor. Ne diyor? Yani böyle bir uygarlık mirası var. Biz bunu fark ettik, bulduk. Eski Türklerin bir uygarlığı. Ama buna ihtimal vermiyoruz. Bunu kabullenemeyiz biz. Çünkü Türkler artık zihnine yerleşmiş Türkler dediği zaman işte Tolkien'in o orkları gibi bir imge, imaj uyanıyor. Ki bunu Avrupa'nın icadında Gerard Delanti de bahsetmiş bundan. Başka bir sayfasında. Evet. Doğu batı için bir tehdit olmaktan çıktığı zaman yani Osmanlı Devleti gücünü yitirdi artık. Hristiyanlık ve İslam arasındaki zıttık yerini daha seküler yani din dışı artık bir e, profan diyebilirim. Bir uygarlık barbarlık tartışmasını bıraktı. Kafir Türk fikri barbar Türk fikrine dönüştü. Hatta Edmund Burke diyor avam kamerasında Türklerin vahşilerden daha kötü olduğunu ve herhangi bir Hristiyan gücünün bu yıkıcı vahşilere yerlenmesi gerektiğini ifade etmişti diyor. Çok önemli. E, ee, bugün arkamda bir yerlerde olmasa 1919 Paris diye bir e, Margaret Macmillan'ın kitabı vardır. Orada da bu tartışmalar geçiyor. Avrupa meclislerinde müttefikler arasında İngilizlerde, Fransızlarda falan. Türkler işte barbardır, yıkıcıdır, vahşidir. Bunların mutlaka Asya steplerine geri gönderilmeleri gerekiyor. Bunları kovmamız gerekiyor bu topraklardan diye yorumlar yapılıyor. Bu da Avrupa kamuoyunda da çok etkili. İşte 93 harbinden önce bunlar konuşuluyor. Ve Türkiye'ye karşı herhangi bir güç sürekli olarak destekleniyor. İşte Navarinde mesela daha önce Yunanistan batı videosunda bahsettik. İngiltere, Fransa, Rusya birleşiyor. Normalde birbirleri çatışmalı olan güçler veya e, İngiltere ile Rusya arasında bir The Great Game denilen bir büyük mücadele var, hakimiyet mücadelesi. Ama e, efendim sonuçta İngiltere Rusya'nın 93 Harbi'nde bu kadar e, Türkiye topraklarına yayılmasına müsaade ettiği gibi bunu da istifade ederek Kıbrıs'a alıyor bildiğimiz gibi bizden. Sonuçta her şartta, her halükarda Türkiye'nin karşısında olduğu durumda birleşen bir Avrupa görüyoruz Avrupa'da. E, kendi içinde çatışan, bir takım sorunları olan ama konu Türkiye olduğu zaman ve Türkler olduğu zaman birleşen ve burada çok önemli bir nokta bu da Ermeni olayını aslında açıklıyor. E, İstihbarat Sivilizasyonu'nun e, bu e, güzel bir dergi, Ekspansiyonu'da İslam sayısı da bundan bahsetmiş. Limit de prêtre Jean, suksesör de Rommage demiş. İşte e, şey krallar, e, kahin krallar var üç tane. Hazreti İsa e, doğduğu zaman gelip hediyeler veriyorlar ona bunların soyundan gelen bir Pratjan efendim, rahip Jan var ve bu doğuda bir yerlerde bunun krallığı var. Türkler Avrupa'ya saldırdığı zaman bu rahip Jan krallığını güçlendirecek ordusunu toplayacak, Türkleri dağıtacak şeklinde bir inanç, bir düşünceleri var Avrupalıların yüzyıllar boyunca korudukları, sürdürdükleri. ve buna dayanarak doğuda kendilerini müttefikler arama. Hele ki bu müttefikler kendilerince Hint Avrupa dili konuşan bir müttefikse oh ne hala mutlaka ve mutlaka işbirliği yapma arayışına, çabasına girdiklerini biz görüyoruz Avrupalıların mutlaka. Yeter ki Türkiye'ye karşı olsun. İşte Ermeni olayının olgusunun başlaması ve işte biz şu ana kadar Ermeni terör kuvvetlerinin yaptığı şeye ses çıkarılmaması faaliyetlerine, Asalan'ın işte Avrupa başkentlerinde diplomatlarımızı öldürmesine ses çıkarılmaması, gibi olgulardan biz bunu gayet net anlıyoruz ve işte Barış Pınarı Operasyonunda mesela e, Türk Silahlı Kuvvetleri haklı bir şekilde e, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarını temizlemeye başladığı zaman neto erjetnik falan diye manşetler atan Le puan dergisi gibi dergiler yayın organları Lübnan ayağa kalktıkları, efendim Türkiye orada katlediyor sivilleri vesaire diye halbuki hiçbir şey yok orada. Ee, ama şu anda bu yaşananlara, Gence'de yaşanan gibi olaylara veya Karabağ'da 30 yıldır süren işte işgal politikasına karşı hiçbir ses çıkarmamaları gayet açık ve net bir delildir ki Avrupa eee kasti olarak, bilinçli olarak bir Türk karşıtı ruh hali ve duygu içinde. Bunu bilmemiz ve fark etmemiz gerekiyor. Bunun bilincinde olarak Avrupa'yla Avrupa hem devlet olarak hem insan olarak ilişki kurmaya çalışmamız gerekiyor. Önceden bu olayı, olguyu kabul etmemiz gerekiyor. Nitekim Atatürk söyle ve demeçlerinde Konya'da yaptığı bir konuşması da 20 Mart 1923'te geçer. Türk aydın der, bütün milletleri tanır ama Türk insanını tanımaz diye efendi bir eleştiride bulunur burada tanımaktan kasıt herhalde bir özentilik bir anlamda işte Osmanlı münevveri Fransızca öğreniyor ve hemen Fransızca öğrenince Fransızlaşıyor Fransız kültür etkisine giriyor Türk insanını halk başlıyor böyle bir havalanıyor bir yan, kendini bir şey zannediyor bu bugün de devam eden bir olgu bir ben Avrupalılaştım bak ne kadar medeniyim işte Türkler cahil demeye getiren bir Aydın tipi ve şeyi var halbuki Avrupa Osmanlı'nın münev veya Türk aydınına da aslında değer vermiyor. Yine onu Ermeni veya işte Kürt konusuna sokabildiği Türkiye aleyhtarlığı için kullanabildiği ölçüde o aydına değer veriyor. Bunu da maalesef aydın ve entel insanımız fark etmiyor. Fark ediyimi oh ne güzel bana Avrupa ne kadar değer veriyor diyor. Değer verdiği yok. Herhangi bir Türkiye bu ırkçı duygulardan, düşüncelerden dolayı değer vermesi de mümkün değil. Bunu şöyle bir ben bitirmek istiyorum. Atatürk'ün 20 Mart'ta 1923'teki bir konuşması. Çok önemli bir konuşma. En çok bizim milletimiz milliyetinden habersiz oluşunun çok acı ve cezasını gördü diyor. Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki çeşitli kavimler hep milli inançlarını sarılarak milliyet yöküsünün kuvvetiyle kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu onlardan ayrı ve onlara yabancı bir millet olduğumuzu sopa ile içlerinden kovulunca anladık. Kuvvetimizin zayıfladığı anda bizi hor gördüler, küçük gördüler. Anladık ki kusurumuz kendimizi unutmaklığımızdır. Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak öncelikle biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu saygıyı hissen, fikren, fiilen bütün çalışma ve hareketlerimizde gösterelim. Bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. Milli varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı bir Türk şairin dediği gibi Türk'üm ve düşmanım sana kalsam da bir kişi diyelim. Düşmanlarımıza bu gerçeği ifade ettiğimiz gün, inancımıza, ülkümüze, geleceğimize yan bakan her ferdi düşman kabul ettiğimiz gün, milli benliğe uzanacak her eli şiddette kırdığımız, milletin önünde dikilecek her engeli derhal devirdiğimiz gün, gerçek kurtuluşa ulaşacağız. Beni için teşekkür eder, herkese iyi günler dilerim.